Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda olasılık konusunun çok güzel birebir ÖSYM sorularına bakacağız. Aslanın hesap makinesi 3 tuşuna her basıldığında bunu 1 bölü 6 olasılıkla 6, 1 bölü 3 olasılıkla 4 ve 1 bölü 2 olasılıkla 3 olarak algılamaktadır. Aslan sadece 3 numaralı tuşu bozuk olan bu hesap makinesiyle 13-12 bölü 3 işlemini yapacaktır. Buna göre aslanın bu işlemin sonucunu 12 bulma olasılığı kaçtır? Şimdi 12'yi elde etmek için bir kere normalde bu doğru algılansaydı 3, buranın 1 olması lazım. Ama zaten 3 numaralı tuşu 12 diye algılama şansı yok. 12 bölü 12 1'dir malum. O zaman bu 13'ü bir yanlış algılaması lazım. Mesela 14 yani 3'ü 4 olarak algılarsa böyle yazayım. O zaman bir daha basacağım. Her basışımız bakın arkadaşlar dikkat edelim. Her basışımızda farklı olabilir sonuçta. ilk bastığımda 3'ü 4 algılasın. İkinci bastığımda 12 algıla 12'yi 6'ya böldüğümde 2 olur. O zaman 6 algılamasını isterim ki 14 eksi 2'den 12 olsun. Bak birinci durum yaptık. İkinci durum diyelim yanlışlıkla 6 olarak algıladı ilk basışımda. İkinci basışımda o zaman 16'dan 4 çıkarsa 12 olur. Bu yüzden 3 olarak algılaması lazım ki 16 eksi 4'ten 12 olsun. Demek ki arkadaşlar ilk durumda 6, ikinci durumda 3. Şunları bir kırmızı ve yeşille fosforluyum. Burada da ilk durumda 4, ikinci durumda 6 algılaması lazım. Diğerlerinde bir problem yok. İlk bastığımda 4 algılama olasılığı ne? 1 bölü 3. İkincisinde 6 algılama olasılığı ne? 1 bölü 6. Bu bitti. Artık 12'yi elde ettim. Yeni bir durumun 6 algılaması için yine 1 bölü 6, 3 algılaması için 1 bölü 2. Böylece 1 bölü 18 artı 1 bölü 12 oldu paydalarını eşitlersek 5 bölü 36 geldi. İlk sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Beyza Aslı ve Fırat'ın oynadığı bir körebe oyununda ebe olan kişi diğerlerinden birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yeni ebe olmaktadır. Sonra oyun yeni ebe için de benzer şekilde devam etmektedir. Bu üç kişinin diğerlerini yakalama olasılıkları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Beyza ebe ise %40 olasılıkla Aslı'yı, %60 olasılıkla Fırat'ı yakalar Aslı Ebe ise %80 olasılıkla Beyza'yı, %20 olasılıkla Fırat'ı yakalar. Fırat Ebe ise %40 olasılıkla Beyza'yı, %60 olasılıkla Aslı'yı yakalar. Bu oyunda ilk ebe Beyza olduğuna göre 3. E, ebenin Beyza olma olasılığı. O zaman ilk ebe Beyza ise 2. ebe ya Fırat'tır ya da 2. ebe Aslı'dır. Sonra onlar da Beyza'yı yakalamıştır. Bakın 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3 gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım o zaman. Beyza ebe ise %40 olasılıkla aslı yapalım. Beyza, e, gerçi Fırat'la başladık şimdi onunla yapalım. Beyza Fırat'ı kaç olasılıkla yapıyor? Yakalıyor. %60. O zaman 3 bölü 5 diyelim kesirle uğraşmayalım şimdi. Sonra Fırat'ın Beyza'yı yakalama olasılığı 2 bölü 5. Bu bir durum 6 bölü 25 geldi. Sonra Beyza Aslı'yı yüzde ne demiş? Beyza Aslı'yı %40 olasılıkla yakıyor Tamam. O zaman 2 bölü 5. Ve sonra aslı Beyza'yı %80 olasılıkla yakılıyor. Yani o da 4 bölü 5. Buradan da ne geldi? 8 bölü, 10, 8 bölü 25 geldi. İki tane birbirinden farklı durum. Topluyoruz. 14 bölü 25. Yüzde sormuş. 4 ile o zaman genişleteyim. 56 bölü 100 oldu. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay bir soru. Uzun. Sadece okuması yoruyor insanı. Sadece yapacağımız şeyine Olasılıkta birbirine etkileyen durumlar permütasyon kombinasyonda olduğu gibi çarpılır. Birbiriyle hiç alakalı olmayan durumlarda zaten yeni bir duruma geçtiğimiz için toplanır. Evet bu tarz böyle güzel olasılık soruları da geliyor arkadaşlar. Şekilde verilen düzgün dört yüzünün altı ayrıtından rastgele üç tanesi boyanıyor. Buna göre boyalı üç ayrıtında aynı yüzeyde olma olasılığı nedir? Normalde durumumuz ne? 6 ayrıttan. 3'ü rastgele boyanıyor. Böyle. İstenen durum bunların 3'ünün de aynı yüzeyde olması. Örnek görüntü bu. O zaman arkadaşlar burada kaç tane yüzeyimiz var? 4. 4 tane yüzeyde ne yapacağım? 3'ün üçlüsü. Bakın her bir yüzeyde üçgenar var ya bunun 3'ünü de seçersem böyle bir istediğim durumu elde ederim. Kaç tane böyle yüzey var? 4 tane. Olay işte buydu arkadaşlar. 4 bölü 20'den 1 bölü 5. Tabi bakın bu olasılık tarzı sorular bunun gibi sorular net bir şekilde durumu iyi anlama soruları. Anlayınca çok süper anlamazsan cık, onu mu seçeyim bunu mu seçeyim ne yapayım ne yazayım ne edeyim diye düşünürsün. O yüzden ben bu tarz soruları e, TYT mantığı açısından önemli görüyorum. Bakalım şimdi bu soruya. Aşağıda gösterilen küp biçimindeki hilesiz zar havaya atılıyor ve bir yüzünün zemine temas ettiği biliniyor. Buna göre zarın mavi ve yeşil renkli şu ikisi yani. Mavi ve yeşil renkli köşelerinden yalnızca birinin zeminle temas etme olasılığı kaçtır? Şimdi yalnızca birinin temas ettiği durumlar bakın hemen gösteriyorum. Kırmızıyla göstereyim. Sadece mavinin temas ettiği burası ve şurası. Arka taraf. Sadece yeşilin temas ettiği taraf bizim gördüğümüz bu öndeki yüzey bir de sağdaki yüzey. Gördüğünüz gibi yalnızca birinin temas ettiği 4 tane durum var. Ve toplam durumumuzda 6 yüzey olduğu için 6 cevap 2 bölü 3. Sordu mu böyle bak? Hemen gördün mü tak diye gelen soru. Kombinasyon bile yapmıyorum, permütasyon bile yapmıyorum. Durumları seçtim istenen bölü tüm çünkü olasılık bu zaten. Yalnızca birer uçları yanıcı olan 5 özdeş kibrit çöpü böyle bir görüntü diyelim. 5 e, taneymiş bu. Bu kibrit çöp çöpleri uçları birbirine temas edecek biçimde. Kenarları bir kibrit çöpüyle aynı uzunlukta olan düzgün beşgenin tüm kenarlarına rastgele sıralanıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle benim dur bakayım kalemim yapıyor muydu düzgün beşgen? Evet yaptı böyle tamam güzel. Ee, birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunmama olasılığı. He. Şimdi birbiriyle temas eden yanıcı uç olmayacak kesinlikle. O zaman bakın şimdi diyelim böyle başladım. Herhangi bir yerden sorun değil. O zaman birbiriyle temas etmemesi için yanıcı uçların böyle olması lazım. Sonra yine böyle olması lazım. Yine böyle olması gerekiyor. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerden böyle saat yönünün tersinde başladığım zaman şöyle gittiğimde gördüğünüz gibi durumumuz böyle oldu. Ya ben şöyle başlasaydım aynı düzgün beşgeni yine ele alalım bakın. Ya böyle yapsaydım? Sonuçta bakın ilkini şöyle başlamıştım. Burası arkası. Şöyle büyükçe yapayım. Burası önü. Böylece bu yönde, bu yönde, bu yönde, bu yönde ve bu yönde gitmiş olduk saat yönünün tersinde. Saat yönünde yapsaydım. Yani ilk görüntüm bakın. Burası arkası. Şöyle yazayım. Burası da önü. Yani yanıcı ucu olsaydı. O zaman mecburen yine böyle gitmeliydim. Yine bakın şöyle yapayım. Böyle gitmeliydim. Yine böyle gitmeliydim ve yine böyle gitmeliydim. He, o zaman iki tane sağlanan durum oldu. Toplamda kaç durumum var? Bakın şimdi normalde her bir kenar için e, iki tane durumum var. Yanıcı ucu ya yukarı ya aşağı ya da saat yönü. Ya saat yönü ya saat yönünün tersinde koyarım. Bakın her yanıcı ucu ya böyle koyacağım ya böyle. Mesela bunu ya böyle koyacağım ya böyle. O zaman... 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 her biri için. Sadece gördüğünüz gibi iki durumda bunların yanıcı uçları üst üste denk gelmedi hiçbir şekilde. Böylece cevabımız 2 bölü 32'den 1 bölü 16 oldu. Bir küpün 8 köşesinden 6 tanesi maviye, 2 tanesi sarıya rastgele boyanıyor. Bakalım. İki tanesi ma şey, iki tanesi sarıya boyanıyormuş. Onu ben şimdi uğraşmayayım renkli, Şöyle maviyle göster. gerçi o da mavi varmış ya tüh. O zaman üşenmeyeceğiz, göstereceğiz. Bakın, ha niye değişmedi? Hı. Hm. İki tanesi böyle ma sarıya boyanacak rastgele. Diğerleri de arkadaşlar maviye boyanacak. Bu iki bu küpte iki ucu da sarıya boyalı olan bir ayrıt bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi normalde ne yapacağız arkadaşlar? E 2 tane sarı. Aslında maviler o kadar önemli değil. Sarıları seçeceğim değil mi? Bakın şimdi. 8 köşeden 2 tanesini sarıya boyarsam otomatik olarak zaten diğerlerine 6 tane sarı kalır. Bu rastgele iki ucu sarıya boyama yani tüm durum. İstediğim ne? İki ucu da sarıya boyalı ayrıt olması. O zaman burada ben ayrıtların üzerinde boyama yapmalıyım. Yani böyle böyle. O zaman bu şekilde 2'nin ikilisi her ayrıtta kaç tane ayrıtımız var? 12 tane. Dolayısıyla arkadaşlar 12 8 çarpı 7 ters çevir 2 oldu. Buradan 24 bölü 8 3 3 bölü 3 bölü pardon 7 gelmiş oldu. Dolayısıyla bakın sorularda tabi şekle bakacağız bir ama standart klasik olasılık yorumlarımızı yapıyoruz ama benden ne istediğini tabi anlamam lazım. Onu işleme dökmek biraz olasılıkta bazen belki zorlanmadığınızın sebebi bu oluyordur. Yapınca gayet kolay. Yapamayınca da düşünmek için biraz zaman harcatıyor maalesef. Öyle bir riski var. Ama TYT mantığında gördüğünüz gibi ilk uğraştığımız 6 tane soru gerçekten rahat soruydu. Şimdi 7'den 12'ye kadar da bir 6 tane soru bakacağız. Orada görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.